Sevgili izleyenler, şu an Alaçatı'da Labian Otel'deyiz. Yanımızda işletme sahibi Özgür Çiftçi Bey var. Özgür Bey, nasılsınız öncelikle? Çok teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Biraz bize Labian Otel'in hikayesinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Ben 4-5 senedir Çeşme'ye gidip geliyorum. Kendi şahsi evim de vardı. Sürekli tatile gidip geliyordum. Aslında burada ticaret yapmak çok da fazla aklımda yoktu ama şimdi Alaçatı'nın özelliği, Alaçatı'nın kendi havası var zaten. İnsanlar da buna geliyorlar. Biz de bunun farkındaydık. Böyle denk geldi. Şirin bir yerde, hoşumuza da gitti. Aile şeklinde işletiyoruz burayı. Bu şekilde aldık. Böyle de devam ediyoruz yani. Alaçatı'da her yerin ayrı bir kokusu, dokusu ve aynı zamanda ayrı bir tarzı var. Biraz konseptinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi sizin dediğiniz gibi Alaçatı'da her otelin kendi kokusu vardır. Yani genelde insanlar bunu tercih ediyorlar. Bizim de odalarımızda kullandığımız kokular o eski annemizin babamızın evinde kullandığı beyaz sabunlar vardır, o güzel kokan. Onları odamızda kullanıyoruz ama otelimizin içerisinde mutfağımızda kullandığımız okyanus kokusu var. O bize özel bir kokudur. Onu kullanıyoruz. İnsanlar da bunu seviyorlar zaten. İçeri girdikleri zaman bunun farkına da varıyorlar. Sağ olsunlar, bu zamana kadar onunla ilgili çok güzel, çok olumlu yorumlar da alıyoruz. Güzel gidiyor yani. Peki sizi öne çıkartan özelliğiniz nedir? Bizi öne çıkartan bizim kahvaltımız meşhur Alaçatı'da. Sağ olsun misafirlerimiz nasıl artık söylemişlerse, ne kadar çok çevreleri varsa, bizi meşhur eden şey kahvaltımız, özellikle reçellerimizi çok seviyorlar. Çünkü %100 doğal, biz kendimiz özel yaptırıyoruz onu. Yani kesinlikle fabrikasyon bir şey yok. İncir reçellerimiz, çam fıstığı reçellerimiz, ceviz reçellerimiz var, mandalina reçellerimiz var. Bunların hepsi doğal şekilde yapıldığı için insanların damak tadına daha fazla hitap ediyor. Sağ olsunlar, beğeniyorlar. Etrafındaki insanlara da artık ne kadar dediğim gibi çevreleri varsa söylemişlerse çok fazla bununla ilgili yorum alıyoruz zaten. İnternetten olsun, sağ olsunlar, telefonlardan arayıp da bize ulaşıyorlar. Bu şekilde. Yani anne eli değmiş kadar güzel reçellerimiz var diyorsunuz. Onun dışında ben size bir de sadece yaz aylarım açık, onu sormak istiyorum. Yok, biz senenin hemen hemen 10 ayı açık kalıyoruz. Çünkü kışında gelen misafirlerimiz oluyor. Genellikle daha çok özel günlerde geliyorlar. Çünkü Alaçatı'da şöyle bir şey de var. Alaçatı'da senenin 12 ayında yaklaşık 10-11 tane festival yapılıyor. Bunlar kışında oluyor. Mesela bu sene yapılan ot festivali vardı. Nisan ayında yapıldı. Çok da güzel oldu, hatta böyle karnaval havasında geçti. O yüzden biz senenin 10 ayı açık tutmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok fazla talep geliyor. Otelimizin kendi ısıtma sistemi de olduğu için, şömineli odalarımız var. Onlar da olduğu için insanlar çok fazla sıkıntı çekmiyorlar, üşümüyorlar da. Zaten çok fazla da soğuk olmuyor Çeşme. Kışın çok korkulacak bir şey de yok. Yani kışın da gelsinler Çeşme'ye, boş bırakmasınlar Çeşme'ye. Kışın da Çeşme'ye, Alaçatı'ya gelsinler ve Labian Otel'i ziyaret etsinler diyorsunuz. Hem kışın hem de yazın konforlu, aile sıcaklığında ve huzur içinde tatillerini burada geçirebilirler diyorsunuz. Zaten butik otellerin özelliği bu sanıyorum. İnsanlar kendilerini evlerinde hissetmek için mi butik otelleri tercih ediyorlar? Aynen. Çünkü insanlar artık o hengameden, büyük otellerin 300 odalı, 400 odalı otellerin hengamesinden sıkıldılar. Daha çok sessiz, ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla vakit geçirmek istiyor insanlar. Genelde de Alaçatı içerisinde bulunan otellerin hepsi ev konseptinde olduğu için insanlara daha çok sıcak geliyor. Yani dışarıya çıkıp mesela bir yemeğini yiyip ya da bir yerde bir şeyler içip tekrar gelip otelde vakit geçirebiliyorlar. Çünkü ev sıcaklığı olduğu için insanlar çok fazla sıkılmıyorlar. Gelip bir havuz başında kitap okuyabiliyor insanlar ya da gelip oturup kahve içebiliyorlar, içeceklerini içebiliyorlar, burada vakit geçirebiliyorlar. O yüzden hani çok da fazla büyük otelleri insanlar aramıyorlar. Daha farklı geliyor burası onlara. Çeşme turizminde kendinizi nerede görüyorsunuz? Şimdi insanların sanal ortamda yaptıkları yoruma baktığımız zaman iyi yerlerde olduğumuzu görüyoruz. Diğer otellerde zaten çok iyi oteller var zaten Alaçatı içerisinde. Bizim gibi, hatta bizden daha iyi olan oteller de muhakkak vardır ama bizim de kendi konseptimiz ayrı olduğu için bu konuda çok fazla mütevazi olmayacağım. Yani ilk 10-15 otel içerisinde olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Yapılan yorumlardan da bu belli oluyor zaten.